Merhabalar hanımlar, Marifetli Hanım 61 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için böyle çiçekli, çok güzel bir yazma tercih ettim. Hem modelim çok güzel hem de yazmam güzel. Eski yazmalardan elimde bulunan bir yazmaydı ama böyle kenarına çıtı pıtı bir model yapmak istedim. Çiçekleri de böyle küçük çıtı pıtı çiçekler olan bir yazma. İçindeki tüm renkleri kullanacağım. Hemen sizlere kullandığım iplerin renklerini ve numaralarını söyleyeyim. Şöyle bir yeşil kullanacağım. Yeşilim 434 numara altın başak marka. Genelde 434 numara ipim her yazmanın yeşiline uyuyor. Yani yaprakların yeşiline. Bu da yine altın başak hanımlar. Nar çiçeği rengi 348 numara. Bu rengimin de renk tonu. Daha sonra şu renkleri kullanacağım içinde. Kırık beyaz 903 numara. Şöyle bir sütlü kahve kullanacağım. Şuradaki rengim ama bunun renk numarası kaybolmuş sanırım. Ve su yeşili kullanacağım. 133 numara. Yine buradaki çiçeğimin rengini uygun renk. Yani içindeki tüm tonları kullanacağım hanımlar. Hemen modelimin yapımına geçeceğim. Geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonraki paylaşacağım birbirinden güzel videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beni iğneosu61 yazarak Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz hanımlar. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Şimdiden teşekkür ediyorum. Dilerseniz hemen modelimizin yapım aşamalarına başlayalım. Evet hanımlar, zürafamı yine göstermiş olduğum 434 numara yeşil ipimle geçtim. Şimdi yine aynı renkle devam edeceğim. Hemen üst kısmına ipimin zürafamın içerisine sabitleyerek başlıyorum. Öncelikle bir tane zürafa yapalım. Zürafamın içerisinden tekrar geriye dönüyorum. Ortalayarak düğümümü attım. Yine zürafamın içerisine batıyorum. Bir pırpır oluşturuyorum. Pırpırımın içinden yukarıya çıkıyorum. Ve tekrar aynı şekilde aşağıya iniyorum. İnerken şu ipimi, aşağıya inmiş olduğum ipi bir tık uzun bırakıyorum hanımlar. Hemen zürafama ipimi sabitledim. İkinci zürafamı yaptım. Ve yine düğümümü atıyorum. Aynı şekilde bir tane pırpır yaptım. Pırpırımın içerisinden yukarı çıkıyorum. Ve yine yuvamın içerisine batıyorum. Bakın ipimi tekrar aynı şekilde uzun bıraktım. Şimdi bir tane daha yapalım. Modelimin çimen kısmını bu şekilde oluşturacağız. Başlangıç olarak 3 tane yapalım. Arasını siz sipariş yaparken daha da fazla bırakabilirsiniz. Ben şimdi model gösteriyorum diye uzun bırakmayacağım ara kısmını. Evet, üçüncü sinek kanadımı da oluşturdum. Şimdi aşağıya iniyorum. Üç tane zürafa ilerleteceğim. 2 ve 3 tane zürafamı yaptım. Şimdi dördüncü zürafamdan tekrar geriye dönüyorum. Yine içerisine bir pırpır oluşturuyorum. Pırpırımın içerisinden yukarıya çıkıyorum. Yine aynı yere batarak uç kısmına bir pırpır daha yapacağım. Şöyle. Ve yuvamın içerisine ipimi bağlıyorum. Şöyle bir çiçek yeri oluşturdum hanımlar bakın. Tekrar aşağıya iniyorum. Diğer kısımda 4 tane zürafa ilerletmiştim. Yine aynı şekilde 4 zürafa ilerletip dördüncüsünden geri döneceğim. Yani kenar kısımlarında 3 tane boş olarak zürafa kalmış olacak.
Evet, ara kısmını oluşturuyoruz aynı şekilde. İkinci sinek kanadımızı da tamamlamak üzereyiz. Evet, tamamladım. Dediğim gibi 3 tane yapacağım ara kısmını. Biraz birbirine yakın yapacağım. Ama sipariş alırken siz arasını daha açık tutun. Ben şimdi model olarak gösterdiğim için kısa yapacağım. Bakın şöyle, şimdi yine aynı şekilde 4 tane zürafa ilerleteceğim. Dördüncü zürafamdan geriye döndüm. Bir pırpırımı yaptım. İçinden yukarıya çıktım ve yine aynı şekilde içerisine batarak ucuna bir pırpır daha yapıyorum. Şimdi yine aynı şekilde ikinci çiçeğimin yerini oluşturdum. Ve aşağıya inerek zürafama devam ediyorum. 4 tane zürafa yapacağım. Şimdi ben bir çiçek yarı daha oluşturacağım hanımlar. Onu da kamera arkasına tamamlayayım. Daha sonra da modelimin diğer aşaması için tekrar geleceğim. Üçüncü çiçek yerimi de oluşturdum hanımlar. Bu şekilde bakın. Dediğim gibi aralarına sadece üçer tane sinek kanadı yaptım. Siz model yaparken, yani sipariş yaparken daha da arasını açık yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi nar çiçeği kullanacağım. Çiçek yerimizi oluşturmuştuk bu şekilde. Uçtaki pırpırın içerisine ipimi hemen sabitliyorum. Şöyle sola doğru çekeceğim. Çünkü buradan onun içerisini komple dolduracağız. Öncelikle bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımın içerisinden tekrar yukarı çıkıyorum. Yuvamın içerisine yine aşağıya iniyorum. Tekrar geri döndüm. Sinek kanadı yapacağım fakat 3 katlı 3 düğümden oluşan bir sinek kanadım olacak. Şimdi ikinci katımı tamamlıyorum. Şöyle geri döndüm. Yaptıkça da şöyle elimle sıkılaştırıyorum ki diğerlerini de sığdırabileyim. Şimdi son katımı aşağı indirdim. Bu kısmı da tamamlamış olduk. Şimdi tekrar aynı yere batıyorum. Şöyle uzun bir pırpır yapıyorum. Bakın bu şekilde bir tane pırpır yaptım. Yine aynı şekilde kenara doğru itiyorum. Şimdi yine sinek kanadı yapacağım. 3 kattan oluşan. Yukarıya çıktım. İkinci katımı oluşturuyorum. Tekrar aşağıya indim. Yine yukarıya çıkıyorum. Üçüncü düğümümü attım. Yine
aşağıya iniyorum. Bu şekilde hanımlar bakın. Bu kısmı tamamlamış oldum. Şöyle elimle de hemen düzelteyim. Şimdi uç kısmına kırık beyaz rengimi kullanacağım. Onu da yapayım. Evet, krem rengi ipimi ayarladım. Orta kısma bir tane pırpır bırakmıştım. Uzun pırpır. Oraya ipimi tutturdum. Ve buraya 3 tane şu boyutlarda pırpırım olacak. Evet, bu kısmı da tamamladım. İpimi kesiyorum. Bakın bu şekilde bir çiçek yapmış oldum. Şimdi diğer iki rengimi de kullanarak bu kısımları da tamamlayacağım hanımlar. Modelimi bitmiş haliyle tekrar geleceğim. Evet hanımlar, modelimi bu şekilde tamamladım. Çıtı pıtı küçük kolay bir model oldu. Yeni öğrenenler de rahatlıkla yapabilirler. Umarım sizde için faydalı bir video olmuştur. Videolarımı beğenerek ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.